Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Açı Kenar Bağıntıları konusundaki Test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. AC ve BC metal çubuklar C noktasında hareketli bir menteşeli tutturulmuştur. Zera bu çubukları hareket ettirerek kenar uzunlukları tam sayı olan bir ABC çeşit kenar üçgeni elde ediyor. Buna göre Zera kaç farklı üçgen elde etmiştir diye soruyor arkadaşlar bize. Hmm, ne yapacağız? X üçgen şu x kenarlarını bulursak x kaç tane tam sayı varsa o zaman kaç farklı üçgen elde ettiğinde bulmuş olur muyuz? Oluruz. Evet x'i ne yapacağız? Araya alacağız. Toplamları ile farklar arasındaydı. 7 eksi 5 ile 7 artı 5 arasındaydı. Ama büyükten küçük çıkarttığımız zaman bakteri kullanmaya gerek yok biliyorsunuz. 2 küçüktür x küçüktür, küçüktür 12. E buradan kaç tane vardır? Hocam sayacak mıyız hepsini? 3, 4, 5, 11'e kadar gideceğiz. Hayır. Küçükse arkadaşlar bu şekilde bir şey varsa ne yapıyorsunuz? Büyükten küçüğü çıkartın bir de bir çıkartın. 12 eksi 2 eksi 1. Yani toplam kaç tane oldu arkadaşlar? 19 tane oldu. Cevap edremit değil. Dikkat. Soru kökünde arkadaşlar en çok bu konuda hata yapılıyor. Soru kökünü iyi okumanız lazım. Ne diyor burada? Çeşitkenler üçgen diyor. Yani siz 5 ile 7'yi almamalısınız. Bu aralığın içerisinde 5 ile 7 var mı arkadaşlar? Var. 5'i de alamayacağız. 7'yi de alamayacağız. Yani o zaman 9'dan 2'yi çıkarttığımız zaman 9 eksi 2 9'un içindeki 2 değer çıktığı zaman kaç tane değer kaldı? 7 tane değer kaldı. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki taslak şekle göre en uzun kenar hangisidir diye soruluyor. 55 60 ise burası kaç derece oldu? 65 derece oldu. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ok yöntemiyle gösteriyoruz. Ama hocam burada kaçlar yok önemli değil. Bu dik üçgende en uzun kenar hangisidir? Hipotenüstür. Buraya geldiğimizde en uzun kenar hangisidir? En büyük açının karşısındaki kenardır. E normalde buraya baktığınızda burası ama burada da burası oklar nereye gösteriyorsa en uzun kenar orasıdır. Yani cevabımız ne yaptı? Ali Bey uzunluğu yaptı. Cevap denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre BDX'in çözüm aralığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Bir yukarıdaki üçgende üçgen eşliği üçgen uygulayacağız. X toplamlarıyla farklar arasında 3 ile 15 arasında 9 eksi 6 ve 9 artı 6 Sonra x aşağıdaki üçgende de nedir arkadaşlar? 1 ile kaç arasında? 9 arasında. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. X'in aralığı 2 aralık bulduk. 1, 3 ile 15 arasında bir 1 ile 9 arasında. Ne yapıyorsunuz? Aralığı daraltmanız lazım. Nasıl daraltacaksınız? Hocam bir 1'den büyük bir 3'den büyük. E, i̇kisini de sağlayan hangisi? 3. Yani küçüklerde büyük olanını seçeceksiniz. Büyüklerde de küçük olanını. Yani bir 15'ten küçük bir 9'dan küçük. Her ikisini de sağlayan hangisi? Tabii ki 9'dan küçük. O zaman aralığımız ne oldu arkadaşlar? 3'ten 3 ile 9 arasında olacaktır. Cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. X, Y, Z arasındaki sıralama isteniliyor bizden. Öncelikle bütün açıları yazalım. 35 burası tamamı 90 olduğundan buraya ne kaldı? 55 derece kaldı. 55, 65 daha 120. Buraya kaç kaldı o zaman? 60 derece kaldı. Hatta buradaki açılar nedir arkadaşlar? Şu ikisini toplam 60 olacağından burası da 25 derece oldu. Arkadaşlar biz x, y, z'nin 3'ünü birlikte aynı anda inceleyemeyebiliriz. Biz bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılı hikayesini yapabiliriz. Ben inceleyeceksem mesela şu üçgende x ile y'yi inceleyebilirim. x ile y'yi inceleyecek olursam bakın x ve y'ye bakacak olursak x ve y'deki arasındaki ilişki nedir? Hocam x'i gören 65 derece y'yi gören kaç derece? 55 derece. O zaman x y'den nedir? Büyüktür. Küçükten birye doğru sıralayın diyor. Yani burada y küçüktür. X geldi arkadaşlar. Sonra şuradaki üçgene bakacak olursak da buradaki üçgende de hocam x ile z'yi inceleyeceğim. Hadi x ile z'yi inceleyelim. X ile z'yi incelediğimde x'i gören 25 derece y'yi gören z'yi gören de 35 derece. O zaman açılarına kenarlar doğru orantılı. O zaman 25'in karşısındaki 35'in karşısındakinden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani x küçüktür z'ye geldi. Arkadaşlar bakın y x'ten küçüktü. x de z'den küçük değil mi? O zaman bu ikisini birleştirecek olursak y küçüktür x. x de z'den küçük oldu arkadaşlar. Dolayısıyla y x z sıralaması çıktı. Cevabımız akçay oldu. ABC bir üçgen 6 8 11 değerleri verilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. ABC çeşitkenar üçgendir. Bütün kenarları farklı çeşitkenar üçgen mi? Evet. Dar açılı bir üçgendir. Bu bir dursun arkadaşlar. incelemesini yaparız. Açıların ölçüleri birbirinden farklıdır. Evet, kenarların hepsi birbirinden farklı olduğu için açıların da hepsi birbirinden farklıdır. Doğru. Çevre ABC 25 santimetre olarak verilmiş. Topladığımız zaman 11 8 a 19 6 daha 25. Bu da doğru. ABC geniş açılı bir üçgendir demiş. İşte şimdi dar açılı üçgen mi geniş açılı üçgen mi ona bakacağız. Arkadaşlar aslında şurada bir 6 ve 8 var. 6 8 ne yanım satıyor? Onu. Ve burası 90 olsaydı 6 8 10 olurdu. Ama bakın burası 10'dan büyük. O yüzden burası ne olmak zorunda? 6, 8, 10'dan büyük olduğu için geniş açı olmak zorunda. Ya da daha da ben sayılardan yola çıkarak çakallık yaptım. Daha kolay yaptım. E o zaman bu bir geniş açılı üçgendir. Bu ifade doğru. Dar açılı üçgen olması yanlıştır arkadaşlar. Yani cevabımız Balıkesir yaptı. Ama normalde ne yapmamız gerekir? 11'in karesi. Bakın 11'in karesi nedir? 6'nın karesinden ve 8'in karesi toplamından büyük mü? Büyük. Geniş açı olması da zaten bu şekilde anlaşılıyordu. En büyük kenarı seçtik. En büyük kenarın karesi diğer iki kenarın toplamından büyükse o zaman 11'i gören ne olmak zorunda arkadaşlar? Geniş açı. Olmak zorunda. Yani cevap balık esir oldu. X'in alabileceği en küçük değer isteniliyor arkadaşlar. Bizden. En küçük tam sayı değer isteniliyor daha doğrusu. E ne yapacağız arkadaşlar? Aa hocam direkt üçgen var burada. Buradaki üçgende üçgen, üçgen esiri uygulasak. Yetmez. X toplamlarıyla farklar arasında 8'den 3 çıktı. 5, 8 ile 3, 11. Niye x kenarlığı verdi peki? Hocam büyük üçgene de bakacağız demek ki. Değil. Ekstra bir bilgi vermişlerse genelde genişlik ya da darlığı düşüneceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. E hocam x kenar üçgen bu. X kenarda taban açıları daima ama daima dardır. Sebep? Çünkü x kenar üçgende çizilen yükseklik daima içeri düşmek zorunda ve tabanı iki eşit parçaya bölmek zorunda. Çizdiğin yükseklik buraya düştü ya. Aa hocam bu bir dik üçgen. Dik üçgen olduğu için burası kesinlikle dardır. Dolayısıyla burası nedir? Geniştir. O zaman geniş açı formülünü uygulayacaksın. X'in karesi büyüktür. 3'ün karesi artı 8'in karesi olduğundan x kare büyüktür. 9 artı 64 olduğundan yani x kare buradan ne oldu arkadaşlar? Büyüktür. 73 oldu. Ee, x kare 73 ise x 8 değerini alır mı? Almaz. 9 değerini alır mı? Alır. Yani x büyük eşittir. Ne bulduk arkadaşlar? Buradan 9 bulduk. Bakın bir aralık burada bulduk. 5 ile 11 arasında bir aralık da burada bulduk. x büyük eşit 9 x'in aralığı ne oldu o zaman? x ne ile ne arasında? 9 ile 11 arasında. 9 da eşit ya. Zaten bizden en küçük tam sayı değeri isteniyormuş. 9'dan büyük iş ise en küçük ya bu aralıktaki en küçük değer nedir arkadaşlar? 9'dur. Yani cevabımız Denizli çıktı. Yukarıdaki şekilde en uzun kenar BC olduğuna göre alfanın en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar buradaki açı beta mı diyelim? Yok beta demeyelim. Aynı cinsten yazalım isterseniz. İki bilinmeyene çok fazla girmeyi istemiyoruz. Hocam iç açılar toplamı 180 olduğu için burası kaç yapacaktır? 130 eksi alfa yapacaktır. Yukarıdaki şekilde en uzun kenar BC. Bakın burası en uzun kenarmış. En uzun kenar BC ise en büyük açıda ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki BC'yi gören burası olacaktır. Yani o zaman ne diyeceğiz? 130 eksi alfa 50'den büyüktür. Ya da 130 eksi alfa nedir? Alfadan büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. E burada şuna baktığımız zaman. E bunu buraya attığımda bunu buraya attığımda e burası kaç oluyor arkadaşlar? 130 80 mi geliyor? 80 büyüktür alfa. Yani alfayı biz 80'den küçük bulduk ya da şuraya baktığımızda bakalım bir de şuraya bakalım arkadaşlar buraya baktığımızda da ne oluyor arkadaşlar 130 büyüktür 2 Alfa olduğundan 65 büyüktür Alfa oldu E burada bunun sağlanması lazım Tabii ki yani Alfa 65'ten küçük şuraya baktığımızda Alfa 80'den küçük buraya baktığımızda Alfa 65'ten küçük ama e, en büyük olması için ben buraya mesela 79 yazarsam 79 yazdığım zaman Alfa yerine 79 yazdığımda bu açı en büyük açı olmuyor dikkat edin ama 65'ten küçük yazdığım zaman sağlanacak. Ya da her ikisinde de sağlayan hangisi? Alfa 80'den küçük, alfa 65'ten küçük. Tabii ki biz niye almak zorundayız? Alfanın 65'ten küçük olduğu durumu almak zorundayız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 64 çıktı. Yani denizli oldu cevabımız. Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Bütün açıları bir yazalım arkadaşlar. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası 70 yaptı. 70-70-140'tan burası 40 yaptı. Yani bu kenarla bu kenar eşit oldu. Hatta buradaki açı da 110 oldu. AC, AD ve BC'yi inceleyeceğim. Bakın arkadaşlar. AC neresi arkadaşlar? AC burası. Sonra AD'yi inceleyeceğim. AD burası ve sonra BC'yi inceleyeceğim. Valla arkadaşlar BC burası. Şimdi öncelikle ben burada hangisi doğrudur diye soruluyor. Bir üçgendeki kenarları incelemesini yapabilirim arkadaşlar. E ben burada bu kenar bu kenar ve bu kenarı incelerken aslında burada AC ve AD'ye baktığım zaman birbirine eşit olması lazımdı. Bu ifade doğru mu oldu arkadaşlar? Hayır yanlış oldu. Diğerine bakalım. AD ile DC birbirine eşittir diyor. AD ile DC birbirine eşit değil arkadaşlar. Bu da yanlış. BC, AC ve şeyi inceleyeceğim şimdi. BC'ye bakalım. BC, AC ve Ali Bey uzunluğunu inceleyeceğim. Arkadaşlar buraya baktığım zaman BC büyük üçgende inceleyeceğim. BC'yi gören kaç derece? 70 derece. Aa hocam Burası da 70, burası da 70 olduğundan şu kenarlar eşit olacak. BC ile AC'nin birbirine eşit olması lazımdı. Bu ifade de yanlış. BC AC AD'yi inceleyeceğim. Bakın BC şu BC AC ve AD. AC ve AD'yi inceleyeceğim. Tamam. Hocam ben AC ve BC'yi inceleyebilirim büyük üçgende. AC'yi gören kaç derece? 40 derece. Burası 40 derece. BC'yi gören büyük üçgende kaç derece? 70 derece. 70 40'tan küçük değil ki. Açılarla kenarlar doğru orantılıydı. Dolayısıyla bu olmadı arkadaşlar. Şimdi neyi inceleyeceğim? AD ve AB. AD, AB bakın. AD, AB ve BC inceleyeceğim. Arkadaşlar bir kere 70 70 olduğu için şu parçayla şu parça birbirine eşit mi? Eşit. Evet sağlanmış. AD ve AB arasındaki ilişkiye bakalım. AD ve AB arasındaki ilişki. AD ve AB arasındaki ilişkiyi de şu üçgende inceleyebilirim. Bu üçgende AD'yi gören 40 derecedir. 40 derece. AB'yi gören de 110 derecedir. Evet açılarla kenarlar doğru orantılı. AD'yi gören 40. AB'yi gören 110 olduğu için 40 110'dan küçük olduğuna göre AD de AB'den küçük olmak zorunda. Doğru bir ifade. O zaman cevabımız Edremit yaptı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Ya genelde biz 2 bilim girmemeye çalışırız arkadaşlar. Burada y y deyip işlem yapmaya çalışanlar olabilir. Girme kardeşim. Eski konular aklına gelsin. Eşitlik varsa, eşitliğin mantığını kullanmanız lazım. Eşitlik varsa aklına ne gelir? Evet, aynen öyle. Orta taban gelir. Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. Ve iki ihtimaliniz var. Ya böyle paralel ya böyle paralel çizeceksiniz. Hiç fark etmez. Şöyle paraleli çizdiniz. Paraleli çizdiğiniz zaman orta tabanda. 6 ise burası kaç oldu? 3. Hocam orta taban çizgisi olduğu için 6, 6. Bak, üçgen eşitliği konusundayız. Yani, x'in e, alıcı kaç tam sayı değer vardır sorusu. Üçgen eşitliği sorusudur. E burada x'e ait bir üçgen oluşturduk. E amacımıza da ulaşmış olduk. Dolayısıyla x'i araya alıyorum. Ne 3 ile 6 arasında yani topla 3'ün 3 ve 6'nın toplamlarıyla farkları arasında. Yani 6 3 ile 6 artı 3 arasında olacak. 3 küçüktür x küçüktür 9 oldu. Kaç farklı değer vardır? 9 3 eksi 1 tane yani 5 tane değer vardır arkadaşlar. Cevabımız böylelikle C-han çıktı. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor arkadaşlar. Bize ne yapacağız? Şurada bir üçgen eşitliği uygulayacağız hocam. Hadi uygulayalım bakalım. X ne ile ne arasındadır? Toplamlarıyla farklar arasında. 5 ile kaç arasında? 13 arasında. Sonra e hocam sadece buradan baksak olmaz. Yanlış. Niye? Soruda verilen bir bilgiyi kullanmamış oluyorsun. Nasıl kullanacağız burada? Hocam 90 derece var burada. Ben size ne dedim? Açı kenar bağıntıları sorularında ekstra bir 90, 90 değil ekstra bir bilgi verilmişse Büyük ihtimalle genişlik ya da darlık vardır gençler. E o zaman bakalım var mı öyle bir şey? Hoppala cuppala şöyle baktığım zaman arkadaşlar. Evet. Şurada bakın dikkat edin. Şu açı şu açı ve 90'ın toplamı boynuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Ne dersiniz deyin. O var değil mi? O zaman burada kaçı? Kesinlikle ama kesinlikle. 90 artı bir şey olduğu için geniş olmak zorunda. E geniş olduğundan dolayı da ne olacak? X kare büyüktür. 4'ün karesi artı 9'un karesi. 16 artı 81 87 yapıyor. X kare büyüktür. 97 yapıyor pardon. 97 oldu. E x buradan 9 sağlıyor mu? Sağlamıyor. 10 sağlıyor mu? Sağlıyor. X büyük eşittir. 10 değerini bulduk. E burada en 5 ile 13 arasında hem 10'dan büyük eşit. O zaman bu ikisini düşünecek olursak arkadaşlar. X ne ile ne arasında oluyor? Aralık olarak. Hocam 10 ile 13 arasında olacak. Ondan büyük eşit ya. Hatta eşit de var. Hocam direktman buradaki değerler kaç oluyor? Bakın 10, 11, 12 ve 13 değerini alıyor mu? Almıyor. Yani 10, 11, 12. Kaç tane değer aldı? 3 tane değer aldı. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Edremit oldu. Dikkat edin arkadaşlar. E hocam bu çok büyük bir aralık olsaydı bir tanesi eşitlik olduğunda da büyükten küçüğü çıkartın. Kaç adet olduğunda söyler arkadaşlar. Tamam haberiniz olsun. P eleman BC denmiş. Arkadaşlar P, BC üzerinde herhangi bir oynak nokta. P eleman BC. Yani arkadaşlar şöyle bir şey. P'yi ben burada seçersem X uzunluğu bu. Şöyle 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 şöyle. Bak B'ye kadar da gelebilir. Şöyle 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 şöyle. C'ye kadar da gelebilir. Önemli olan buradaki P en uzun nedir? En kısa nedir? Onu bulmamız lazım. Yani bu A noktasında da sabit değil mi arkadaşlar bu? Evet. AP uzunluğu isteniyor. A noktasının nesi isteniliyor o zaman benden? A'nın buraya olan en kısa uzaklığı öncelikle en küçüğünü bulmam lazım. En küçüğü nedir? Hop 90 derece olan değil midir? Evet, A'nın bu BC çizgisine en kısa uzaklığı 90 derece olandır. Yani x burayı 90 derece kabul edeceğiz en küçüğünü bulmak için. E 9 12'li ne üçgen arkadaşlar? 15 üçgeninden burası 15 oldu. E, burada bütün dik dik üçgende sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse ne yapıyorduk? Üçgende alandan buluyorduk. Hadi alandan bulalım. Üçgende alandan dolayı 15 çarpı x, x bölü 2 üçgenin alanı aynı zamanda 9 çarpı 12 bölü 2 de üçgenin alanı değil mi arkadaşlar? Evet bölü 2'ler gitti. 3'e bölsen 3'e bölsen 5 3 buradan x'i buradan ne bulduk? 36 bölü 5 bulduk ya da 72 bölü 10'dan 7,2 olarak bulduk. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır? Evet en küçük 7.2 alabilir. Peki en büyük ne olur arkadaşlar? Bak X 7,2 ya böyle böyle 7,2'den büyüyor, büyüyor 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 en son 9 oluyor. Peki sağa gittiğinde büyüdü 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 büyüdü, büyüdü. bak ne oldu en çok e, 12 oluyor arkadaşlar. Yani o zaman en çok da kaç oldu arkadaşlar 12 oldu. O zaman bizim 12 değerini de alıyor bak P eleman BC diyor köşeli parantez C noktasında da alabiliriz. O zaman bizim X değeri 7,2 ile 14 12 arasında olacaktır arkadaşlar. E o zaman burada hangi değerleri alacaktır? 8, 9, 10, 11 ve 12 değerini alacaktır. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer alır. O zaman cevabımız böylelikle denizli yaptı arkadaşlar. Şekildeki ABC çeşit kenar üçgeninin kenarları birer tam sayıdır. Evet hoş geldiniz efendim. Çoğunluk burada galiba. Niye? Çeşit kenarı kullanmadı kardeşim. Verilen her bir bilgiyi kullan. Verilen her bir bilgiyi kullanırsan zaten bu videolarda e, pek fazla işin olmaz. Tamam. Bazı sorular böyle çakal çukallık oluyor ama e, kullanmayı öğrenin arkadaşlar. Yoğunlaşın. Orayı kullanın. Bunu unutmayın. Ve birer tam sayıymış. E şimdi ne isteniyor bizden? A'nın değeri isteniyor. A'yı araya alacak olursak arkadaşlar. A diğer A'yı araya alacağız. Diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasında. Hocam burası B-C mutlak deriçesinde olacak. Peki. burada ne yapabilirim? A, B, C var burada. Bak burada işlem yap. B, C neye eşit oldu? 6, X, A'ya eşit oldu. Gel burada B, X, C yerine 6, X, A yaz. Mutlak değer içerisinde niye 6, X, A yazdın? Peki eksilisini yazacağım. Eksi, eksi, 6 artı A yazsam. Küçüktür A olacak ya. A'lar birbirini götürüyor arkadaşlar. Zaten sağlanıyor. Bütün değerler için sağlanıyor. O yüzden bunu incelemem yeterli olacaktır gençler. Ondan sonra şunu yalnız bıraktığımda burada da B artı C var. B artı C de burada neye eşit? 32 3 A'ya eşit. E gel burada onun yerine de 32 eksi 3a yaz. B artı c yerine 32 eksi 3a yaz. E şimdi sağlı sollu girişelim. Şuna baktığın zaman 6 eksi a küçüktür a ise buradan 6 küçüktür 2a oldu. 3 küçüktür a oldu. Sonra öbürüne bakalım arkadaşlar. Şuna bakacak olursak a küçüktür 32 eksi 3a ise atı bir tarafa 4a küçüktür 32'den a küçüktür 8 geldi. E şu ikisine bakacak olursak A ne ile ne arasında oldu? 3 ile 8 arasında bak. 4, 5, 6 ve 7 değerlerini alır dediniz. Yani 4 tane değer alır dediniz. Sonra cevap anahtarına baktınız. Geldiniz bu videoya. Soru yanlış dediniz. Kesin yanlış dediniz. Kardeşim çeşit kenarlık var. Hadi bakalım kullanalım çeşit kenarlı. Allah Allah nasıl kullanacağız? Koyalım yerine. En başta mesela şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 4 oluyor mu? Hocam A yerine 4 koyarsam B eksi C 2 olur. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki 5 koysak. 5 koyduğumuzda da herhangi bir sıkıntı yok. Diğerlerinde de şey yapabilirsiniz. Peki başka 6 koysak. 6 koyarsam attım öbür tarafa. 6 koyduğumda bakın. E, A eşittir 6 için ne oldu? B eksi C eşit 0 oldu. Yani buradan B eşittir C oldu. B ile C eşit olunca ne olur arkadaşlar? İkiz kenar olur. O yüzden 6'yı almayacağım. 7'yi koyduğumda herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. B-C-1 eşit olmuş oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani buradan 1-2-3 tane değer almış olur. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı.